Yağmışsın da. Şuradan şöyle yaklaşık 100-150 gram kadar kıymamızı güzelce kavuracağız. Hemen yanıma arpa şehriyemi alacağım. Burada yaklaşık bir su bardağı kadar arpa şehriyem var. Domates püresini olduğu gibi içine döküyoruz. Kıvamına göre arpa şehriye de su çekecektir. Onu unutmayalım. O yüzden bütün et suyunu koydum. Hani çok böyle koyu kıvamlı olmasın. İçine tuzunu atalım. Biraz da sıcak su ekleyeceğim. Biraz sos kıvamından çıkaralım. Hafif likit olmasını istiyoruz çünkü. Bu güzelce kaynayacak ve kaynadıktan sonra arpa şehriyeyi içine dökeceğim. İşte bu kadar. Şimdi gelelim ekmeklerimiz için neler yapacağız. Öncelikle ben baget ekmeği kullanıyorum. Hemen bir tane tava alacağım ekmeklerimi kızartmak için ama onları en son kızartmak istiyorum. Şöyle tulum peynirim var. Biraz cevizim ve kurutulmuş domatesim var. Öncelikle robota cevizleri koyacağız. Çok fazla böyle cevizlerinizi parçalamayın. Çünkü diğer malzemelerle de çekilecek. Bu yeterlidir. Burada yaklaşık 10-12 adet kadar domatesimiz var. Bunları çok fazla küçültmeyin çünkü bir kere de robotta çekeceğiz bütün malzemelerin karışması için. Şimdi bunlar da hazır. Hemen bunu da robota koyuyorum. Yine bir tur çalıştıracağım. Şimdi tulum peynirimi ekliyorum. Ben bütün halde içine koymadım. Çünkü aksi takdirde hani böyle robotta çok fazla alta kaçan oluyor tek bıçaklı robotlarda. Bu benimki de öyle. O yüzden elimle parçalıya parçalıya koyuyorum. Son bir kere daha alt üst edelim. Yakalamak istediğim kıvam tamamıyla bu. Bunu aynı yağ gibi ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Benim suyum kaynadı. Hemen arpa şehriyemi içine atıyorum. Şöyle bir iki defa karıştıracağım. O pişene kadar da ekmeklerimizi kızartalım. Hemen tavamın altını açıyorum. Ben bugün yine baget ekmeği kullanacağım. Şöyle kalın birkaç dilim baget ekmeği kesmek istiyorum. Tavama şöyle biraz zeytinyağı. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Ekmeklerime başka hiçbir şey koymayacağım. Çünkü karışımımda her şey var. O yüzden tek yapmam gereken ekmeklerimi kızartmak. Tenceremi de birazcık karıştıralım. Ekmeklerim istediğim gibi kızardı. Tam tulumlu böyle harika karışıma yakışır hale geldi. Hemen çorbamı da bir karıştıracağım. O da hazır. Altını kapatıyorum. Maydanoz bu çorbaya gerçekten inanılmaz yakışıyor. Maydanozum hazır. Adı yaz çorbası ama bence kış günleri için kesinlikle ideal. Şu şekilde içine biraz limon sıkıyorum birkaç damla kadar. Maydanozlarım ve tabii ki yanına harika ekmeklerimden koyacağım. Aynı tereyağı sürer gibi üzerine böyle dolu dolu büyük parçalar halinde şöyle şu bir olsun. Hemen şuradan kocaman bir dilim daha.